Tekrar merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 13.30'u geçti. Ben Çağla Atlı, gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları gazeteci Candaş Tolga Işık'a cevapladı. Bakan Kurum, düzenlemenin Temmuz'dan önce yapılan sözleşmeleri kapsamadığını bildirdi. Konut kiralarında bir, iki, bir yıl süreyle üç, bir önceki yılın kira bedelinin %25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Hükümet, konut kiralarındaki fahiş artışa ilişkin çalışmasını tamamladı. Düzenlemeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programının sunucusu Candaş Tolga Işık'a anlattı. Bakan Kurum, düzenlemenin Temmuz 2022 öncesinde yapılan sözleşmeleri kapsadığını söyledi. Kiraya %25'in üstünde zam yapanlara ağır cezalar getirileceğini bildirdi. Kurum, kiracısını farklı bahanelerle çıkarıp daha yüksek bedelle evini başkasına kiralayanlara kira yasağı ve kira tazminatı gibi cezaların uygulanacağını aktardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hükümete seslendi. Nasıl ki barış içinde iktidar size verildiyse aynı yaklaşımla iktidarı vermeyi bilin dedi. Siyaset seçimlere odaklandı. Bu süreçteki en önemli başlıksa ekonomi. Muhalefet çözümü iktidar değişiminde görüyor. Gündemi değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaklaşan seçimleri işaret etti, hükümete seslendi. Barış içinde iktidarı vermeyi bilin dedi. İktidara tavsiyemiz şu: nasıl ki barış içinde iktidar bundan 19 sene önce size verildiyse, aynı usulle, aynı yaklaşımla İktidarı devretmeyi bilin. Direnmek size zarar verir. Ama direnmek en çok bu millete zarar verir. Yasa dışı sığınmacılarla mücadele kapsamında iki yeni kural hayata geçirildi. Yapılacak yeni uygulamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Türkiye yasa dışı sığınmacılara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 Haziran itibariyle iki önemli uygulamanın başladığını duyurdu. Göç kurulu toplantısında konuşan Bakan Soylu, bundan böyle ticari taksilerin şehirler arası yabancı yolcu taşıması halinde seyahat belgesi kontrolü yapılacağını duyurdu. Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin, yani yabancı yolcuların seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğünü getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibariyle getiriyoruz. Bir diğer uygulama ise tır ve kamyon parklarında yapılacak. Söz konusu alanlar kameralarla takip edilecek. Yine aynı talimatta kamyon parklarına ilişkin bir tedbiri getiriyoruz. Burada da tır kasalarının brandalarını keserek içlerine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın tır parklarına, kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini almayı da tedbir olarak getiriyoruz.